Bir saniyeliğine durup milattan sonra 10. yüzyılda Kuzey Avrupa'nın kıyı şeritlerinde yaşayan bir ortaçağ köylüsünün en büyük korkusunu hayal etmeye çalışalım. Soğuk mu? Açlık? Ardı arkası kesilmeyen savaşlar? Belki de vahşi hayvan saldırıları? Kabul etmek gerek, hepsi kulağa ürkütücü geliyor. Muhtemelen bunların her biri 10. yüzyıl insanı için oldukça korkutucu imgelerdi. Ancak yine de onların en büyük korkusuna karşılık gelecek kadar dehşet verici olup olmadıkları kesin değildir. Neredeyse Orta Çağ boyunca Kuzey Avrupa çeşitli istilalar dolayısıyla yakılmış, yıkılmış ve tahrip edilmiştir. Yine de Manş Denizi ve Atlantik kıyılarında yaşayan köylüler için en ürkütücü görüntü, birdenbire ufukta beliren ve beraberinde İskandinavya'nın en yıkıcı fırtınalarını taşıyan Viking gemileri olmuştur. Bu korkuya hak vermemek mümkün değildir. 10. yüzyıl civarındaki Viking imajı zaten yeterince vahşi görünen dış görüntülerine ek olarak korku hikayelerinde yer alan motiflerle süslenmiş ve fazlasıyla ürkütücü bir şekle bürünmüştü. 12. yüzyıla dek Vikingler harap olmuş şehirlerin üzerinden yükselen siyah bulutları, caddeler boyunca uzanan kadın ve çocuk cesetlerini, tecavüzü, hırsızlığı, katliamı ve yağmayı çağrıştıran bir gerçekliğe dönüşmüşlerdi. Hali hazırda Viking imajı dönemin insanı için bu denli korkutucu görünürken bir de bu Vikinglerin kötü yöne sahip olan bazı liderleri vardı. Bunların birçoğu aslında o dönemde dünya üzerinde karşılaşılmak istenecek son insanlardı. Onların yüzlerini görmenin ölümün yüzünü görmekten çok da farklı olmadığı düşünülürdü. Şimdi gelin bu Viking liderlerini daha yakından tanıyalım. Erik Blodex, Norveç kralı 1. Harald'ın en sevdiği oğluydu. Öyle ki Harald daha ölmeden onu kendi varisi olarak atamıştı. Bu iltimas diğer kardeşleri karşısında Eri'ye olağanüstü bir güç sağlamıştı. Harald'ın ölümünü takiben Norveç, ülke boyunca akan kan nehirleri tarafından kuşatılmaya başlandı. Farklı şehirlerde ortak kral olarak hüküm süren kardeşler teker teker ortadan kaldırıldı. Bu kanlı cinayetler Eri'nin daha sonra Blodex yani kanlı balta unvanıyla anılmasına sebep olacaktı. Fakat çok geçmeden rüzgar yön değiştirdi. Kısa süreli bir hükümdarlığın ardından Erik, hayatta kalmayı başaran tek kardeşi tarafından tahttan indirildi. Kanlı Balta böylece ardında iç savaş, tahribat ve kanla yoğrulmuş bir Norveç bırakarak doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Ancak bu onun için bir son değildi. Zihninde açıkça yer etmiş olan öfke ve şiddeti denizin karşı kıyısına, İngiltere'ye taşıyacaktı. Viking sagaları ve Anglo-Sakson kronikleri Erik'i bundan sonra Northumbria kralı olarak resmeder. Ünlü Viking liderinin burada yürüttüğü faaliyetler, baltasını kanla bilemeye devam ettiğini göstermektedir. Yasal varislerle girdiği savaşlar, İngiltere'nin kuzeyini bitmek tükenmek bilmeyen bir mücadelenin içine sürükleyecektir. Bunun sonucunda iki kere sürgüne gönderilecek ve sonunda kendi adamları tarafından ihanete uğrayarak suikaste kurban gidecektir. Vikinglerin sadece erkekleri değil, aynı zamanda kadınları da korkulan figürler haline gelebiliyordu. Freydis, ünlü Viking lideri Kızıl Erik'in kızı, Leif Erikson'un ise üvey kız kardeşiydi. Onlarla birlikte Amerika'ya yapılan keşif seferlerine katılmış ve Vinland'da yeni bir yerleşim yeri kurma onuruna sahip olmuştur. Freydis, hamile olduğu dönemlerde karnı burnundayken dahi Vinland yerlilerini kovalayan ve katleden bir prenses olarak ün salmıştı. Bunun yanı sıra bölgedeki diğer şeflerin varlığından rahatsızlık duyuyordu. Kocasını kandırarak bazı Viking şeflerinin yerleşim birimlerine saldırmasına sebep oldu. Bu saldırılarda bazı şefler öldürülse de karıları ve çocukları hayatta kalmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren adamlar onları öldürmeyi reddediyordu. Bunun üzerine Freydis kendi işini kendi halletmeye karar verdi ve eline geçirdiği bir baltayla tek tek hepsini katletti. Bu davranışları onun Vinland yerlilerinin yanı sıra Vikingler arasında da korkutucu bir üne sahip olmasına neden olacaktı. Bazı Vikingler daha kariyerinin başlangıcındayken çok fazla kan dökmek zorunda kalıyordu. Sven Çatalsakal da bunlardan biriydi. Seneler süren iç savaşın ardından nihayet babasını öldürmüş ve Danimarka tahtını ele geçirmişti. Ancak bir Viking'i Viking yapan şey, gücünü Kuzey Denizi'nin ve Manş'ın ötesinde Britanya ya da Fransa'da göstermesiydi. Bu nedenle Sven, 982 yılında denizi aştı ve İngiltere'ye ulaştı. Burada yapılan katliamlar çok geçmeden kötü yöne sahip bir Viking liderine dönüşmesine sebep oldu. 1000 yılında geri döndü ve Norveç'i ele geçirerek burayı müttefikleri arasında paylaştırdı. Bu esnada İngiltere kralının emriyle İngiltere'de bulunan birçok Viking kılıçtan geçirildi. Daha sonra tarihçiler bugüne St. Brice günü katliamı adını vereceklerdi. Sven gelen haberlerle dehşete kapıldı. Bu dehşet çok geçmeden salt öfke ve şiddete dönüşecekti. Onun önderliğindeki Vikingler Britanya'ya yelken açtılar ve geri kalan hayatlarını İngiltere'yi yerle bir etmekle geçirdiler.
Harald Sigurdsson ilk savaşına daha 15 yaşındayken katılmış, bu savaşta Norveç kralı olan ağabeyini desteklemişti. Ancak onun bulunduğu taraf savaşı kaybetti. Bu nedenle Harald doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Seneler süren yolculuklar ve maceralar onu Bizans İmparatorluğu'nun merkezi olan Konstantinopolis'e getirdi. Kişisel hırsları, kıvrak zekası ve korkusuz bir savaşçı olması sebebiyle kısa sürede imparatorun özel korumaları olan Varek muhafızlarının liderliğine yükseldi. Sürgünde geçen 15 yılın ardından olgun bir adama dönüşen Harald, 1046 yılında Norveç'e geri döndü ve bu kez akıllıca girişimlerde bulunarak tahtı ele geçirmeyi başardı. Sert hükümdar anlamına gelen Hardrada unvanı, acımasız bir şekilde Norveç'i yönettiği bu yıllarda alınmıştı. Fakat Harald'ın arzusu Norveç'in çok ötesindeydi. Diğer pek çok Viking gibi o da İngiltere tahtını istiyordu ve çok geçmeden bu arzusunu eyleme dökebilecekti. İngiltere kralı Edward'ın ölümü ona İngiltere tahtında hak talep etmesi için fırsat verdi. Ağzına kadar adamla dolu 300 gemiyle Kuzey İngiltere'ye ayak bastı. Ancak burada işler Harald'ın arzuladığı gibi gitmeyecekti. Stamford Köprüsü o ve arkadaşları için soğuk bir mezara dönüşecekti. Birçok Viking'in namı Britanya ve Kuzey Avrupa boyunca yayılmıştı. Ancak efsanevi Viking lideri Ragnar Lodbrok'un oğullarından Björn Ironside, daha güneye yelken açmaya cesaret eden ilk Viking liderlerindendi. Onun elde ettiği şöhret neredeyse tüm Akdeniz dünyası boyunca yayılmıştı. Björn ve beraberindeki Vikingler alışılagelmişin dışında hareket ederek gemilerinin provalarını güneye çevirmişler, Viking saldırılarını İspanya'dan İtalya'ya ve hatta Kuzey Afrika'ya dek uzanan geniş bir sahaya yaymışlardı. Yürüttükleri aktiviteler genellikle ani baskınlar yoluyla ganimet elde etmeye yönelik olsa da bu grupta bulunan Vikinglerin ticaret yaptığı da görülmekteydi. Bu nedenle Björn'ün ünü diğer Vikinglerden çok daha fazlaydı. Avrupa'nın güney sahilleri Vikinglerin getirdikleri yıkım ve tahribatla onun sayesinde tanışmıştı. Acımasız ve korkusuz bir liderdi. Bunun yanı sıra oldukça kıvrak bir zekaya sahipti. İtalya'da kılıç sallamadan kurnazca ele geçirdiği şehirler Viking sagalarının en güzel bölümlerini oluşturmaktadır. Normanların tarihini yazan Orderic Vitalis dahi eserlerinde onun bu fetihlerine yer vermeyi ihmal etmemiştir. Bunlar Vikingler arasında zekanın ne denli takdir edildiğini göstermesi bakımından dikkate değer ayrıntılardır. Vikingler genellikle cesaretleri ve savaş alanındaki becerileri sayesinde korkulan figürler haline geliyorlardı. İçlerinden birçoğu için savaşın en şiddetli olduğu anlarda dahi birkaç Anglo-Sakson ya da Frank askerini alt etmek çok da şaşılacak bir meziyet değildi. Ancak bazı Viking savaşçıları Vikingler arasında dahi savaşçı özellikleriyle ön plana çıkmayı başarabiliyorlardı. Nijel destanının baş kahramanı Gunnar Hamundarson kesinlikle bunlardan biriydi. Destan onu iki eliyle de eşit derecede savaşabilen vahşi bir savaşçı olarak betimler. O kadar hızlıdır ki karşıdan bakınca aynı anda 3 kılıç savuruyor gibi görünür. Düşmanlara bir darbe indirene kadar o çoktan 3 darbeyi en can alıcı noktaya vurmuş olur. Destanda anlatılanlar bununla da sınırlı kalmaz. Gunnar'ın efsanevi özellikleri mitolojik kahramanlarla yarışacak noktaya varır. Ok kullanmakta üstüne yoktur ve zırhıyla bile kendi boyunu aşabilecek kadar zıplayabilir. Ancak tüm bunlara rağmen fazlasıyla erdemli bir yapıya sahiptir. Savaşmayı sevmez, uzlaşmak ve ara bulmak her koşulda birinci tercihidir. Tüm bu özellikler göz önünde bulundurulduğunda Nijel destanının Gunnar'ı insanüstü bir varlık olarak resmettiği açıktır. Bu noktada onun bu özelliklerinin ne kadarının hayal ürünü, ne kadarının ise gerçek olduğunu kestirmek kolay değildir. Vikinglerin birçoğu için öldürmek zorunluluktu. Kızıl Erik için ise bu bir alışkanlık haline gelmişti. İşlediği ilk cinayet Norveç'ten kovulmasına sebep oldu. Bir sonrakinde ise İskandinavya'dan sürüldü. Bundan sonraki durağı İzlanda'ydı. Ancak o anlaşılması kolay bir adam değildi. Sinirli yapısı en ufak bir tartışmanın ölümcül bir kavgaya dönüşmesine neden olabiliyordu. Öldürme konusundaki hünerleri ise her kavgadan galip olarak ayrılmasını sağlıyordu. Çok geçmeden İzlanda'da da birkaç cinayet işlemişti. Sonunda burada barınamayacağını anlayınca adamlarını da yanına alarak denize açıldı. Bu girişim onu azılı bir katilden olağanüstü başarılara imza atan bir kaşife çevirecekti. Erik kendinden önceki birçok Viking'in yaptığı gibi İngiltere veya Fransa'ya yelken açmamış, daha batıya Gunnbjörn Ulfsson adlı bir Viking'in daha önce kazara sürüklendiğini iddia ettiği bilinmez topraklara yönelmişti. Bu yolculuk onu sonunda 982 yılında vahşi doğayla iç içe geçmiş olan yeni bir kara parçasına ulaştırdı. Bu kara parçası Grönland'tı. Erik sürgünde kaldığı 3 yıl boyunca bu yeni dünyanın güney ve batı kıyılarını keşfetti. Yamaçlar ve uçurumlar boyunca uzanan ormanlar buraya Greenland yani yeşil diyar adını vermesi için ona ilham kaynağı olmuştu. Sürgün yıllarının ardından geri döndü. Gittiği her yerde hikayesini anlattı. Adamlar topladı ve yeniden denize açıldı.
Grönland'a giderken yanlışlıkla Orta Amerika'ya dek uzanan keşif yolculukları yaptı. Ancak buraya yerleşecek olan ilk kişi o değil, onun oğlu Leif Erikson olacaktı. Kızıl Eriğin onu bir kaşife dönüştüren bu olağanüstü hikaye boyunca çizdiği imaj, 9. ve 11. yüzyıllarda yaşayan tipik Viking arzularına karşılık gelir. Erik, Vikingler arasında kendini kanıtlaması gerektiğini bilmektedir. Hırslıdır, öylesine hırslıdır ki bu yüzden adam bile öldürebilir. Ayrıca bilinmeyene karşı derin bir tutku duyar. Bu tutku, onu nihayetinde Grönland'a ve ötesine, Amerika'ya kadar götürür. Başardıkları, hırslarını dizginleyemeyen bir ortaçağ insanı için fazlasıyla tatmin edicidir. Popüler kültür sayesinde Ragnar Lodbrok günümüzde oldukça tanınan bir Viking haline gelmiş durumda. Ancak bu Ragnar için yeni bir şey değil. Hayatını anlatan Viking sagaları onun yaşadığı dönemde de benzer bir şekilde oldukça popüler olduğunu gösteriyor. Tabii onun yaşadığı dönemde bu popülariteyi elde etmek kolay değildi. Ragnar'ın hayatı bitmek tükenmek bilmeyen mücadelelerle geçmişti. İzlanda'nın geleneksel Norse şiirleri ve Danimarka kaynakları ona dair efsanevi anlatılarla, Anglo-Sakson kronikleri, Frank ve İrlanda kayıtları ise onun acımasızlığı etrafında şekillenmiş dehşet hikayeleriyle doludur. Buna rağmen kaynaklardan faydalanarak gerçek bir Ragnar profili elde etmek kolay değildir. Tarihçilerin bir kısmı onun birden fazla tarihi karaktere karşılık geldiğini düşünmektedir. Bu nedenle tarihi kaynaklarda basitçe betimlenmiş bir Ragnar'a ulaşmak mümkün görünmemektedir. Yine de var olan sınırlı bilgiler ışığında Ragnar'ın Danimarka ve İsveç kralı olduğu, hayatının büyük bir kısmını Fransa ve İngiltere'ye yaptığı deniz seferleriyle geçirdiği makul derecede kabul edilebilirdir. Vikingler için öldürmek genellikle ergenlik dönemlerinde başlayan bir aktiviteydi. 15 yaşına ulaşmış bir Viking'in birkaç baskın ve yağmaya katılmış olması oldukça muhtemeldi. Bu baskınlarda engin denizlerde yön bulmayı, binlerce kilometre uzunluğundaki nehirlerde ilerlemeyi, saldırmak için doğru lokasyonu seçmeyi ve ne koşulda olursa olsun acımasız bir şekilde öldürmeyi öğrenirlerdi. Egil için bu kariyer oldukça erken bir yaşta başlamıştı. İlk şiirini 4 yaşında yazmış, ilk cinayetini ise 7 yaşında işlemişti. Bunlar onun karakterinin belirleyici yönleri haline geldi. Yaşadığı sürece yazmaya ve öldürmeye devam etti. Egil'e dair bilgilerimizin büyük bir çoğunluğu baş kahramanı olduğu Egil sagasından gelmektedir. Tıpkı çağdaşı olan diğer Vikingler gibi onun hayatı da oldukça bulanık bir görüntü çizmektedir. Bu noktada Egil'in yaptıklarının ne kadarının gerçek, ne kadarının ise hayal ürünü olduğunu ayırt etmek kolay değildir. Yine de onun tarafından yazılan şiirler en azından gerçek bir tarihi karakter olduğunu açıkça göstermektedir. Egil, İzlanda'da yer alan bir Norveç yerleşkesinde doğmuştu. Babası, Norveç kralıyla düşmanlık ettiği için buraya sürülmüş Grimir adındaki çirkin bir adamdı. Egil de tıpkı babasına benziyordu. Vücudunun bazı bölgelerinde bir çeşit kemik hastalığına sahipti. Bu yüzden bacakları olması gerekenden daha eğri görünüyordu. Bugün bu rahatsızlık, sağlık dünyasında Paget hastalığı olarak adlandırılmaktadır. Genetik faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan bu hastalık, kişinin korkunç görünmesine ve agresif tutumlar sergilemesine neden olmaktadır. Her ne kadar günümüz dünyasında bu özellikler sosyal çevre açısından pek elverişli olmasa da Viking çağında yaşayan bir İzlandalı için oldukça kullanışlıydı. Kim beraberindekilerin yardımı olmaksızın yürümekten dahi aciz olan bir adamın dünya tarihinin en korkulan liderlerinden birine dönüşeceği ihtimalini aklına getirebilirdi? Ya da kim, onun İngiltere'yi istila eden büyük kafir ordusuna komuta edecek yeterliliğe sahip olduğuna ikna olurdu. Ayvar, doğuştan engelliydi. Vücudu öylesine kırılgan bir yapıya sahipti ki, savaş alanında özel bir kıyafet ve kalkan giymek zorunda kalıyordu. Viking geleneklerine göre doğumdan sonra öldürülmesi gerekiyordu. Ancak soylu birinin oğlu olması onu hayatta tutmuştu. Ayvar Ragnarsson hakkında sahip olduğumuz bilgilerin tamamı, ya terörize ettiği İngilizlerden ya da onu ölümüne seven Vikinglerden geliyor. İngiliz kaynaklarında Ayvar, cehennemden gönderilmiş pagan bir şeytan olarak geçiyor. Viking kaynaklarında ise olağanüstü güçlere sahip yaşayan bir tanrı olarak anlatılıyor. Viking efsaneleri Ayvar'ı, kemiklerinin olması gereken yerlerde sadece kıkırdak vardı şeklinde tarif ediyor. Bunun yanında onu betimleyen sagalarda Ayvar uzun boylu, yakışıklı ve zeki bir adam olarak karşımıza çıkar. Kemiksiz olarak doğduğu düşünüldüğünde Ayvar'ın hayatta kalması oldukça güçtü. Bu sebeple Ayvar hakkındaki tarihi kayıtların abartıldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat modern tarihçilerin Ayvar'ın neden kemiksiz olarak anıldığına dair son derece ilginç bazı teorileri vardır. Çoğu tarihçi Ayvar'da cam kemik hastalığı olarak bilinen osteogenesis imperfecta olduğunu düşünüyor. Bu hastalıktan muzdarip kişilerin kemikleri cam gibi ince oluyor ve çok kolay kırılıyor.
Ivar'ı acımasız bir Viking'e dönüştüren olaylar dizisi, Northumbria'da öldürülen babası Ragnar'ın intikamını almak amacıyla İngiltere'yi istila etmesiyle başlamıştır. Ivar Ragnarsson'u anlatan yazısında İngiliz yazar Simeon Durham şu satırları kaleme almıştır. Ordu orada burada savaştı ve gittiği her yeri bir kan gölüne çevirdi. Ulaşabildiği her yerde kiliseleri ve manastırları kılıç ve ateşle yakıp kül etti. Bir yerden ayrıldıklarında arkalarında sadece çatısız ve yıkık duvarlar bırakıyorlardı. En zorlu hedef Mercia'ydı. O dönemde Mercia, İngiltere'nin en güçlü ve en büyük krallığıydı. Büyük kafir ordusu Nottingham şehri yakınlarında karargah kurdu ve saldırıya geçmeden önce bir yıl kadar burada bekledi. Ancak sonunda şehrin surlarını yıktı ve içindeki herkesi kılıçtan geçirdi. Mercia'nın egemenliği altına girmesinden sonra İngiltere'nin geri kalanı Viking ordusuna karşı birleşti ve Ivar'ın ordusunun üzerine yürüdü. Ivar, Batı Anglia kralı Edmund'u öyle feci bir şekilde öldürecekti ki Hristiyanlar daha sonra onu aziz ilan ederek onurlandıracaklardı. Ivar, Edmund'u sopalarla dövmüş, demir zincirlerle bağlamıştı. Sonra onu bir ağaca asmış ve vücudunda görünür bir yer kalmayana kadar ok yağmuruna tutmuştu. Ivar'ın işi bittiğinde Edmund bir insandan çok kirpiye benziyordu. Burada bir süre Edmund'un ölmesini bekledi. Daha sonra kafasını kesti ve çalıların içine fırlattı. Milattan sonra 870 yılına gelindiğinde Ivar Ragnarsson Dublin'e kadar tüm Britanya'yı egemenliği altına almıştı. Ancak 873 yılında bir anda ortada hiçbir sebep yokken öldü. Ölümü için yapılabilecek en mantıklı açıklama, kemiklerinin bu kadar güçsüz olmasına sebep olan hastalığın ölümüne de sebep olduğuydu. Bu konu hakkında elimizdeki tek bilgi İrlanda Yıllığı isimli kaynakta geçen şu cümle: Norveç kralı ani ve gizli bir hastalık yüzünden öldü. Bu ölümle Tanrı oldukça memnun oldu. Avrupa'nın Viking istilaları altında yüzyıllar boyunca bir vahşet alanına dönmesine olanak sağlayan koşulların büyük bir kısmı Vikinglerin ana vatanı olan İskandinavya'da ortaya çıkmıştı. Bugün tarihçiler, Batı Avrupa'yı 3 asır boyunca bir ateş çemberine çeviren Viking çağının kökenlerinin İskandinav aristokrat sınıfı arasında gelişen bir gelenek sonucu ortaya çıktığını düşünmektedir. Bu gelenek, sınıf içerisinde belli erişkinliğe ulaşan bazı gençlerin tarihini İskandinavya dışında araması için sürgüne gönderilmesinden ibaretti. Fakat zaman içerisinde bunların sayısı oldukça arttı. Yanlarında mutlaka kendilerini ispatlamak isteyen başka gençler de bulunuyor ve çoğunlukla sayıları birkaç gemiyi dolduracak kadar kalabalık oluyordu. İşte bu gruplar 9. ve 12. yüzyıllar arasında Kuzey Avrupa'yı birbirine katan asıl unsurlardı. Hristiyanlar için Vikinglerin yaptıkları katliamlar öylesine akıl almaz boyuta ulaşmıştı ki kendilerine işleyecek günah dahi kalmadığını düşünüyorlardı. Onlar hakkında korku dolu satırlar kaleme alıyorlardı. Günü yaşadıkları şehrin duvarları ardında aniden Vikinglerin belireceği korkusuyla geçiriyor, gece çöktüğünde ise Vikingler tarafından istila edilmiş kabuslar ile uykularından oluyorlardı. Vikingler günümüzde bizlere tarihin puslu sayfalarında kaybolmuş eski bir efsane gibi gelmektedir. Buna rağmen Orta Çağ insanı için oldukça gerçek bir olguydular. Bu olgu zihinlerinde derin bir korkuya karşılık geliyordu. Çünkü bir Orta Çağ insanının zihni mutlaka daha önce karşılaştığı bir Viking tarafından sergilenmiş vahşet performansıyla zehirlenmiş bulunuyordu. Ve bu zehir ömrünün sonuna dek onun anılarında yaşıyordu.